özel maçlarda ve kupa karşılaşmalarında 314. randevu değerli seyirciler. Evet, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Ligde kritik haftalara giriyoruz artık. 25. hafta ve İstanbul'daki ezeli derbiyi Show TV'den izliyoruz. Fenerbahçe takımı 1 Can, 2 Nuri, 3 Semih, 4 Novak, 5 Şenol, 6 Oğuz, 7 İlker, 8 Jerson, 9 Ülken, 10 Tanju, 11 Ümit Fenerbahçe'nin bu karşılaşmadaki kadrosu. Yedekler Fenerbahçe'de yedek kaleci Alper, 13 Barış, 14 Arif, 15 İsmail, 16 Turan, teknik direktör Josef Bengloş ve Galatasaray 1 Hayrettin, 2 Şlump, 3 Bülent, 4 Mert, 5 Uğur, 6 Tugay, 7 Arif, 8 Hamza, 9 Hakan, 10 Güçov, 11 Erdal. Yedek kaleci Nezihi Galatasaray takımında 13 İsmail, 14 Yusuf, 15 Şevket, 16 Mustafa. Teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp. Karşılaşmayı Bülent Yavuz yönetecek. Yardımcıları Sabahattin Dalgıç ve Ali Kunak. Galatasaray Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 2. sırada bu karşılaşmaya çıkarken puanı 52, attığı gol sayısı 52, yediği gol sayısı 19. Fenerbahçe 4. sırada puanı 49, attığı gol 61, yediği gol 27 ve mücadele biraz sonra başlayacak. Galatasaray takımında çarşamba günü oynanan Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart gören Falco ve Suat kırmızı kart cezası bu karşılaşmada yer almıyor. Yusuf yedekler arasında, Fenerbahçe'de ise Aykut ve Rıdvan'ın sakatlıkları ve kalede İngiliz sakatlığı, Fenerbahçe'de genç kaleci Can Bursaspor maçında görev yapmıştı. Bu karşılaşmada, bu zorlu derbide Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak Can. Evet, Bülent Yavuz Türkiye 1. Futbol Ligi'nde tecrübeli bir hakem, FIFA kokartlı hakemimiz, yardımcıları Sabahattin Dalgıç ve Ali Kunak'a bakıyor. Daha sonra da sağ kenarının düzeltilmesini bekliyor. Galatasaray Kadıköy'de şanslı sonuçlar alıyor. Fenerbahçe Kadıköy'de son 3 maçta Galatasaray'ı 3 kez yendi, hem de 15 gol atarak. 15 Nisan 1990'da lig maçında Fenerbahçe ezeli rakibini 5-1 yendi. Aynı yıl Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nda 5-2, 1992'de ligde yine 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı ve şimdi iki takım çok kritik bir mücadeleye çıkıyorlar. Her zaman güzel, çekişmeli maçlara sahne olmuştur Fenerbahçe Galatasaray maçları. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe stadında yine zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor iki takım. Fenerbahçe ve Galatasaray maçın hakemi Bülent Yavuz görüntüye geliyor. Evet, Fenerbahçe 119 galibiyet, 92 beraberlik, 102 mağlubiyet, 427 gol attı, 403 gol yedi Galatasaray'a karşı. Galatasaray ise 102 galibiyet aldı, beraberliği 92, 119 mağlubiyeti var, 403 gol attı, 427 gol yedi şimdiye kadar yapılan 313 karşılaşmada değerli seyirciler. Galatasaray takımı 16 galibiyeti var ligde şu ana kadar, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, attığı 52, 7, 19 puanı 52. Fenerbahçe bu maça çıkıncaya kadar 15 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet, 6 61, 7 27, puanı 49. Karşılaşma başlamak üzere. Maçın hakemi Bülent Yavuz yardımcılarına bakıyor. İki teknik direktör de bu karşılaşmanın sonucundan çok umutlu. Bengloş, kazanmak zorundayız bu karşılaşmada. Çünkü bu maçta eğer mağlup olursak şampiyonluk şansımız büyük ölçüde azalır dedik karşılaşmadan önce. Fertkamp kupayı aldık. Amacımız ligde de şampiyon olmak. Bu karşılaşmaya futbolcularım iyi motive oldular. Ve bu maçta da amacımız 3 puan diyordu karşılaşma öncesinde. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktörü Josef Bengloş görüntüye geliyor. İki takımın teknik direktörü, iki takımın futbolcuları için zorlu 90 dakika. Fenerbahçe stadında tribünler tıklım tıklım dolu. Fenerbahçeli Galatasaray taraftarlar. Güzel bir gündü ama hava yavaş yavaş kapamaya başladı. Yalnız fazla soğuk yok. Hafif esen bir rüzgar var. Bülent Yavuz yardımcılara bakıyor. Maçı başlatmak üzere düdüğünü çalıyor ve ezeli derbide ilk 45 dakika başladı. Oğuz, Tanju, Tugay, Jerson, Şenol, Oğuz, Semih, hata katılıyor Semih. Üç oyuncu birden bastırmak istedi. Şenol'u gördü. Uzun bir pas sol kanada doğru. Ülkin hareketli ama top çok hızlı ve kale vuruşu kullanacak Galatasaray. Hayrettin. Tugay.
Erdal. Kaptan Erdal, Uğur hareketli. Oğuz'a bıraktı. Uğur pres yaptı, kaptı. Sağ kanatta Hakan var. Atmadı ona. Hakan offside pozisyonları Arif geliyor. Ve tacı dışında Galatasaray kullanacak. Arif ve Uğur. Erdal. Bülent. Bülent Yavuz'un çalan düdüğü. Karar offside. Direkt serbest vuruşu Şenol kullanıyor Fenerbahçe'de. Tanju, ayakkabısı çıktı Tanju'nun. Tugay. Thorsten Gütçol. Sol kanatta Bülent Yavuz'un çalan düdüğü var. Yardımcısı Ali Kunan uyarısını dikkate aldı. Maçın hakemi Bülent Yavuz. Ümit. Hakan hareketli, ceza sahası içine doğru. Hakan göğsünü indirdi. Aşırı ve topu aldı gitti. Karşılaşmada birinci de üçüncü dakika ve Galatasaray takımı ilk tehlikeyi yaratıyor. Görüntülü Hakan. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Hakan aşırıyor. Ve out'a giden top. Kale vuruşunu can kullanacak Fenerbahçe'de. Ştum. Ümit. Oğuz. Bıraktı sağ kanada Ümit. Jenson hareketli. Ümit. Ortası ceza sahasına doğru. Kafa indiren top. Tanju geç kaldı. Tanju geç kaldı. Semih. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak. Jerson. Jerson. Ülken. Tugay. Jerson. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Faul yapan Mert. Şenol kullanacak serbest vuruşu. Toplara çok sert vuran bir oyuncu Şenol. Kaleyi de görebilir, orta da yapabilir. Yanında Nuri var. Nuri'yi verecek mi? Vazgeçti. Henüz serbest vuruşu kullanmış değil. Şenol kaleye doğru döndü. Hayrettin elinden kaçırdı Jerson. Son anda fark etti. Ve Hayrettin topu kontrol ediyor. Semih. Tekrar seyrediyoruz. Pozisyonu Galatasaray'ın hata tehlikeli geliyor. Arif karşı karşıya ve kalecide kaldı Can'da. Bülent'in yaptığı bir hareket var daha sonra ve serbest vuruş Bülent Yavuz sağlık görevlerini sahanın içine davet ediyor. Maçta 4. dakikayı bitirdik. 5. dakikaya giriyoruz. İşte pozisyon görüntüde. Plase, daha sonra Bülent, Can yerde. Bülent Yavuz'un çalan düdüğü var. Can'ın tedavisi yapılıyor. İki takım da maça hızlı başladı. Fenerbahçe savunmada dikkatli. Galatasaray özellikle kanatlardan gelmeye çalışıyor. İlk 5 dakikalık bölüm içinde ama gol yok. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. Josef Bengoş. Can. Şenol. Ülken. Yanında Şenol var. Arif bastırmak istiyor. Kaptan Erdal. Jerson. Jerson iki kişinin arasında. Ştum. Semih. Mert. İlker. Hamza atağa katılmak istedi.
Kocataş'ını Galatasaray kullanacak. Hakan. Semih'ten sıyrıldı Hakan. Yerden pası Güçov. Rakibinden sıyrıldı. Karşı karşıya savunmadan dönüyor. Tekrar Güçov. Vurdu Güçov ve gol oldu. Güçov'un vuruşu gol oldu. Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Gol Güçov. 6. dakika Galatasaray Fenerbahçe karşısında Güçov'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Çok büyük bir sevinç Galatasaray'da. Galatasaraylı seyirciler futbolcuların bu sevincine katılıyor, görüntüye geliyor. Galatasaray 1-0 önde. 6. dakika Torsten Güçov. Galatasaray'ın yedek kulübesi Ahmet Akçan. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Güçov. Ve Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Hakan'ın yarattığı pozisyon. Daha sonra bu pozisyona Güçov devam etti. Vuruşunu yaptı. Aşırtma bir vuruştu. Cam biraz ilerideydi. Ve top ağlarla kucaklaştığı anda Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyordu. 6. dakika Güçov. Tugay. Nuri. Top dışarıda. Oğuz, İlker, Ümit, Tanju, ceza sahası içinde, Ümit, yanında İlker var, Ümit, şut pozisyonu arıyor kendisine, savunmada uzaklaştıran Bülent, Nuri, arkasından golü tekrar izliyoruz. Gol Güçov ve Galatasaray 1-0 önde. Suat ve Falco. Kırmızı kart cezalı oyuncular tribündeki yerlerini almış durumdalar. Oğuz ve Şenol. Kaleye çok uzak bir mesafe. Üçlü bir baraj. Oğuz. Şenol yerden vurdu ve out'a giden top. Semih. Taç. Hamza, Jerson, tekrar Taç, İlker, Güçov, Hakan, Jerson, Şenol, Mert, Oğuz, pas verecek arkadaşını arıyor, Tanju boşa kaçtı, sol kanada, Novak, corner, hayrettin görüntüde Jerson kullanacak köşe vuruşunu. Jerson, hayrettin. Hakan ve Semih. Sağ kanada Arif bu atak tehlikeli gelişiyor.
Harim sağ tarafta. Ortaya Semih offside. Bayrak da kalktı. Bülent Yavuz düdüğünü çalmış durumda. Endirekt serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Şenol. Erdal. Uğur. Ümit. Oğuz. Nuri. Ümit. Oğuz. Tanju. Karşı karşıya vuruşu savunmaya çarpıyor. Top ve kornere gidiyor. Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike Tanju. Gerson. Novak. Tekrar Gerson. Dışarı doğru Uğur. Nuri. Semih. Şenol. Gerson. Serbest vuruş. Novak. Taç. Ülken kullandı. Şenol, Ülken. Tekrar Şenol. Hamza'dan seker top. Korner'e gidiyor. Oğuz kullanacak köşe vuruşunu. Hakan. Sıyırdı rakibinden Hakan. Gerson. Topu söktü aldı. İlker. Mert. Tugay. Arif. Uğur. Tehlikeli hareket Ümit'ten. Bülent Yavuz'un yanına gitti. Bülent Yavuz çağırdı onu çünkü. Faul diye sert bir itirazda bulunmuştu. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Ümit'in yaptığı hareket, tehlikeli hareket. En direkt serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Hakan. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyonu izliyoruz. Hayır dedi Bülent Yavuz. Taç atışını kullanıyor Galatasaray. Hakan. Oğuz. Uğur. Offside. Ülken. Gerson hareketli. Gerson. Novak. Topu ayağından açtı Novak. Erdal. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Tugay. Uğur. Şenol. Uğur. Tanju bastır vakitinde Erdal. Ülken. Novak. Oğuz. Erdal. İlker dokundu. Tacı dışını Galatasaray kullanacak. Thank you.
Erdal. Arif. İki kişi oyundan düştü Fenerbahçe'de. Arif. Arif ceza sahasında. Gülçov ortada. Hakan'a doğru. Ortasını yaptı. Sert bir orta Hakan'a doğru gelmedi. Ve dışarı gitti top. Atış Fenerbahçe'nin. Arif görüntüye geliyor Galatasaray'da. Can. Oğuz. Ümit'e doğru. Tugay bırakıyor. Al. 16. dakika. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Mengoş. Semih. Anju. Oğuz. Gerson. Tugay. Gütçol. Sol kanada döndü. Hamza. Can. Oğuz. Ümit. Ülken. Erdal. Pau. Galatasaray kullanacak. Seyrediyoruz pozisyonu. Daha geriden kullanmasını istiyor Bülent Yavuz. Arif aşılmak istedi. İlker. Oğuz. Nuri. Hamza kaptı. Yanında Gütçov. Duvar pası. Hamza topu kontrol edemiyor. Ama yine Galatasaray atakta. Uğur Hamza'nın yardımına geldi. Uğur. Uğur'un pası Arif. Duvar pası. Uğur. Ceza sahasına doğru ortalıyor. Semih ıskaladı. Erdal. Şenol araya girdi. Topa yetişemedi Şenol. Taşı dışını Galatasaray kullanacak. Kaptan Erdal. Tekrar taşı dışını Galatasaray kullanacak. Semih. Korner. Ceza sahası için kalabalık. Fenerbahçeli Galatasaraylı oyuncular. Köşe vuruşunu Erdal kullanacak. Erdal. Uğur. Bülent. Offside kararı yok. Erdal topla buluştu. Ortasını yaptı. Kaleci Can yumrukluyor. Hamza aşırtma vuruş ve topu alta gidiyor. Gütçov son anda dokundu. Semih görüntüde. Büyük bir tehlike atlattı Fenerbahçe kalesi. Yan toplarda geldiği zaman Galatasaray büyük tehlikeler yaratıyor Fenerbahçe kalesinde. Pozisyonu izliyoruz. Can'ın kısa düşen yumruğu. Daha sonra devam eden atak. Gütçov dokunuyor ve topu alta gidiyor. Can. Novak. Erdal. Bülent. Gerson hareketi faul. Bülent Yavuz Erdal'ın yanına gitti. Ve sağlık görevlerini davet ediyor. Maçın hakemi Bülent Yavuz. Biraz önce de vurguladığım gibi Galatasaray kanatlardan geldiği zaman tehlikeler yaratıyor. Biraz önceki pozisyonu yavaşlatılmış şekilde tekrar izledik.
Erdal'a yapılan hareket. Bülent Yavuz pozisyona yakın, kararı faul ve şimdi de Erdal'ın tedavisi yapılıyor. Evet, Galatasaray'da iki eksik var. Son haftalarda ilk 11'de oynayan Suat ve Galatasaray'da libero olarak görev yapan Falco Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüşlerdi ve bu mücadelede yer almıyorlar. Libero görevini Galatasaray takımında Tugay yapıyor bu karşılaşmada. Uğur hem orta alana hem savunmaya destekçi ve Erdal'ın tedavisi şu anda sona erdi. Güççav'ın pozisyonunu biraz önceki Fenerbahçe kalesindeki büyük tehlikeyi tekrar izliyoruz. Fenerbahçeli oyuncular Güççav dokunuyor ve top out'ta. Hakem Jerson'u yanına çağırdı. Biraz önce Bülent'e yaptığı bir hareket vardı, uyardı ve serbest vuruşu Galatasaray Tugay'la kullanacak. Tugay, Uğur. Nuri, Ümit, Taç Fenerbahçe'nin. Ülken, Jerson, tekrar Taç'a gidiyor top. Ülken, Novak, Arif, Bülent, Hakan sol kanatta, Nuri, top hala Bülent'te. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Bülent'in topla buluştuğu an görüntüde iki oyuncu birden bastırıyor. Bülent Yavuz'un kararı faul. Erdal kullanacak serbest vuruşu. Hakan, Can. Şum. Faul kararı var. Oğuz, Ümit, Oğuz, Tugay, Horner. Hayrettin arkadaşlarını uyarıyor. Oğuz kullanacak köşe vuruşunu ceza sahası içinde Fenerbahçeli Galatasaraylı oyuncular. Arif, faul. Şenol'un yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi Bülent Yavuz. Tugay, Hakan ve Semih. Semih, pres var, Sevinç. Foul. Serbest vuruşu Galatasaray kullanacak, elle oynama var Sevinç'ten. Galatasaray'ların presi, Sevinç yalnız kaldı, pozisyonu seyrediyoruz. Sevinç. Serbest vuruş, bir yan top yine ceza sahası içinde. Galatasaray'la Fenerbahçeli oyuncular Can arkadaşlarına bakıyor. Erdal, Can çıktı kalesinden, yumrukları topu. Tugay, Can. Şum. Hakan. Semih geldi. Hakan. Hakeme bakıyorum. Out diyor Bülent Yavuz.
Can. Oğuz. Gülken. Şu. Hamza. İlker. Oğuz. Ümit. Ümit'in ortası. Tanju vurdu kafayı, Hayrettin çıkardı. Mükemmel iki hareket. Tanju zor pozisyonların güzel golcüsü. Pozisyona girdiği anda çok kritik bir noktada yükseldi. Vurdu kafayı, Hayrettin nefis çıkardı. İşte pozisyon görüntüye geliyor. Tanju bir anda yükseldi. Hayrettin son anda parmaklarının ucuyla dokunuyor ve korner. Oğuz, Nuri, Al. Hayrettin kare vuruşunu kullanacak. Jerson, Oğuz, Ümit'e sağ kanada. Sağ taraftan tehlikeli gelmeye başladı Fenerbahçe. Ümit. Oğuz. Tugay. Belki Can çıkıyor kalesinden. Uğur. Tugay. Bir anda hata, Güçov. Güçov aşırıyor ve top altta. Karşı karşıya kaldı Güçov. Aşırdı ve top altta gitti. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Fenerbahçe savunmasında çok büyük hata. Güçov aşırıyor. Can ileri çıkmış durumda ama top dışarıda. Jerson. İlker. Güçov, Semih, Can, Taç. Galatasaray kullanacak Taç'ı dışını. Hamza, Uğur, Hamza, Jerson. Jerson, Ümit, Novak, şuttan sıyrıldı, Tanju ortada. Orta, Erdal kafayı vuruyor ve kornere giden top. Fenerbahçe'nin bu hata tehlikeli geldi. 4'e 4 yakaladı Sarı Lacivertler ve top kornerde. Novak şık sıyrılıyor şuttan. Ceza sahası içine bakıyor. Yaptı orada. Erdal yükseldi ve top dışarıda, korner. Şenol. Hayrettin çıktı kalesinden çok rahat. Nuri. Uğur. Hakan. Oğuz, Hakan, Mert dokundu, Güçov, Hamza, Uğur. Uğur şut atabilir kaleye. Zayıf bir şut. Ve Fenerbahçe'nin hata. Jerson Mert yerde. Ve Tuca gönderiyor topu. Mert'in sakatlığı Bülent Yavuz'a sağlık görevlerini hemen sahanın içine davet ediyor. Seyrediyoruz pozisyonu. Mert'in sakatlandığı pozisyon. Fenerbahçeli bir oyuncu da yerde. Oyun durmuş durumda.
Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Bertkamp, Karl-Heinz Bertkamp. Şu andaki sonuçtan herhalde memnun. Ümit ve Bengloş, şimdi de Josef Bengloş görüntüye geliyor. İki takım açısından son derece önem taşıyan bir karşılaşma. Galatasaray maça çıkıncaya kadar 52 puan toplamıştı ligde. İkinci sıradaydı. Fenerbahçe'de dördüncü sıradaydı ve 49 puan toplamıştı. Evet, Mert'in sakatlığı sona erdi. Sağlık görevlileri sahanın dışına çıkıyorlar. Ve şimdi Galatasaraylılar taç atışlarını Erdal'la kullandılar. Fenerbahçelilere bıraktılar topu. Centilmence Fenerbahçe'de aynı şekilde Mert'in sakatlığı dolayısıyla topu taca bırakmıştı ve Gerson topla buluştu. Yanında Tanju var. Oğuz. Ümit'e doğru güzel bir pas attı. Ümit ortası yerden. Tugay. Taç. Ülker kullandı. Oğuz. Ülker. Hayrettin. Arkadaşlarının sağ içindeki dağılımına baktı Hayrettin. Güçov. Arif. Güçov'a gelmiyor top. İlker. Ümit. Gerson. Şenol. Şenol kaleye vurmak istiyor. Out. Toplara uzaktan iyi vuran bir oyuncu Şenol. Uzak bir mesafeden yine şansını denedi. Ama top dışarıda. Hayrettin kullanacak kale vuruşunu. Arif, Hamza, Arif yardımcı olarak gitti Hamza'nın yanına, Hamza ortaya yöneldi, Güçova yerden pas, Arif, onun ortası yerden, Hamza'nın vuruşu ve top alta gidiyor. Galatasaray kanatlardan çok tehlikeli geliyor. Pozisyonun gelişimi tekrar görüntüde. Can, Uğur, Hakan, Novak, Gerson, Ülken, Stum, Güçov, Şenol, Oğuz, Ülken. Tugay girdi araya. Dışarı vuruyor Tugay. Gerson. Korner. Erdal'a çarptı ve kornere gitti top. Gerson kullanacak köşe vuruşunu. Şenol. Mert. Taç. Tugay. Hayrettin kullanacak kale vuruşunu. 36. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Hakan, Arif,
Şenol. Hakan bastırdı. Taç Fenerbahçe'de. Şenol. Nuri'den içeri. Ünit. İlker. Tanju'ya doğru. Hayrettin çıktı kalesinden ve topu rahatlıkla kontrol etti. Oyunda tempo düştü. 15 dakikadaki yüksek tempo bu dakikalarda yok. Bülent. Taca dışını Fenerbahçe kullanacak. Jerson. Şenol. Arif. Güçov. Hakan. Uğur. Offside. En direkt serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak. İlker. Şenol. Fenerbahçeliler yine kaptırıyorlar. Tugay. Hakan. Semih'le birebir. Semih dokundu. Hakan tekrar kalktı. Bülent Yavuz'un daha önce çalan düdüğü var. Elle kontrol olduğu yolunda. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Hakan ve Semih maç şu anda son 5 dakikaya gidiyoruz içeride. Bu dakikaya kadar adeta yapışık ikizler gibi oynadılar. Şun. Jerson. Şenol. Tugay. Uğur. Arif. Hakan. Yine Semih'le ikili mücadelede geçti Semih'i. Sol kanattan Hakan çok süratli. Güçov ceza sahası içinde. Güçov vurdu. Ve Güçov bu golü nasıl kaçırdığını herhalde kendisi de anlamıyor. Görüntüye geliyor Güçov. Top dışarıda. Çok ilginç bir pozisyondu. İzliyoruz. Can son anda dokunuyor. Hakan'ın aldığı at belgesine verdiği pas ve Güçov'un kaçırdığı pozisyon. Ekrana geliyor değerli seyirciler. Can çok kritik bir kurtarış yaptı. Erdal. Tugay. Offside. Ve Mert'e sarı kart çıkıyor. Topa vurduğu için düdükten sonra. Maçta 41. dakika Galatasaray takımından Mert, Bülent Yavuz'dan sarı kart görüyor. Nuri. Bülent. Güçov indirdi. Ümit'ten Oğuz'a. İlker. Tanju. İlker ceza sahasında vuruşu. Ve top dışarı gidiyor. Bu da Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. İlker. Tanju'nun pası güzel. İlker. Zor pozisyonda kafe yapmak istedi ve topu alta gitti. Tekrar tekrar görüntüye geliyor Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. Uğur. Şun. Hamza. Hakan. Nuri vurdu kafayı. Oğuz.
Ümit. Gerson yerine geldi. Tanju ortada, top hala Ümit'te. Gerson. Serbest vuruş Galatasaray'ın eliyle topu tuttu Gerson. Elini cebine atıyor Bülent Yavuz. Gerson'u yanına çağırıyor. Topu yere vurduğu için Gerson sarı kart görecek Bülent Yavuz'dan. Kartın rengi sarı. İlk yarı son anlarında iki sarı kart çıkarttı Bülent Yavuz. Biri Galatasaray'dan Mert'e, diğeri de Fenerbahçe'den Gerson'a. Tugay. Hakan. Pau. Can arkadaşlarını uyarıyor. Hamza kullanacak serbest vuruşu. Hamza'nın serbest vuruşu. Ülker dokundu. Güçov. Erdal. Güçov. Şut pozisyonunda ve top alta gidiyor. Bülent Yavuz son anda bir temas olduğunu belirtti. Fenerbahçeli oyuncular da Bülent Yavuz'a baktılar. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. İşte pozisyon görüntüde. Güçov. Çok pozisyon yarattı bugün. Vuruşu. Bülent Yavuz'un kararı korner. Erdal. Ümit. Tugay. Offside bayrağı kalkıyor. Bülent Yavuz elini cebine attı ve kırmızı kartını çıkardı. Evet, Mert topa vurmuştu. Ve bunun üzerine sarı kartı vardı. Düdük çaldıktan sonra topa vurdu. Ve kırmızı kart çıkıyor. Mert yönetimde. Galatasaray takımında itirazlar var. Bayrak biraz geç kalktı. Pozisyon görüntüde Bülent Yavuz. Galatasaray'da oyuncuda hareketli görüyorsunuz. Mert dönüyor, hakeme bakıyor. Daha sonra vuruşunu yapıyor. Bülent Yavuz'un çalan düdüğü var. Ve kırmızı kart çıkıyor. Evet değerli seyirciler, Galatasaray 10 kişi kaldı. İlk yarının son saniyelerinde 45. dakikada Mert kırmızı kart gördü. Ve Galatasaray ikinci 45 dakikayı 10 kişi götürecek Fenerbahçe karşısında. Gör Bülent Yavuz. Arif. Oğuz. Novak. Hakan geldi geriye. Bülent Yavuz oyunu durdurdu ve Erdal'ın tedavisi için sağlık görevlerine davet etti. Evet, Mert daha birkaç dakika öncesine kadar sarı kart görmüştü. Gördüğü pozisyondayken düdük çaldıktan sonra yaptığı vuruş içindi. Daha sonra ilk yarının son anlarıyla Mert topu önünde buldu. Yandan bayrak biraz geç kalktı Sabahattin Dalgıç. Mert önce yana baktı, sonra hakeme baktı ama Bülent Yavuz'un çalan düdüğü vardı. Ve Mert topu kaleye doğru gönderdi. Top direkten geri geldiği anda Bülent Yavuz hemen elini cebine götürdü. Daha önceden sarı kartı vardı Mert'in. Kartın rengi bu kez kırmızıydı. Kırmızı kartını çıkarttı ve Galatasaray takımı 10 kişi kaldı. Erdal'ın sakatlandığı pozisyon, hiç kimse yok yanında. Bir anda yerde kaldı. Bileği dönmüş olabilir Galatasaray takımının kaptanının. Şu anda Fenerbahçeli Galatasaraylı oyuncular başında. Erdal da yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Evet, mücadele ezeli derbide. Tek gol var, kırmızı kart da var. Galatasaray 10 kişi, Galatasaray 1-0 önde. İlk yarıda son saniyeler. Güçov'un attığı gol 6. dakikada. Ve Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Hakem atışıyla mücadele tekrar başlayacak. Dakika 6, gol Güçov. Uğur bıraktı. Şlup. Tugay. Serbest vuruş. Galatasaray kullanacak serbest vuruşu.
Tugay uzak bir mesafe ve top alta gidiyor. Saatine bakıyor Bülent Yavuz. Yardımcılarından Mikya'nın bittiği yoldaki işaretini aldı Bülent Yavuz. Tugay görüntüde. Şenol, Bülent Yavuz düdüğünü çaldı ve ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda Galatasaray 1-0 önde. 45. dakikada Mert kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın golü Güçoğlu'da maçın 6. dakikasında geldi. Evet, ilk yarının sonucu Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Bütün takım, iki takım, Fenerbahçe ve Galatasaray sahada. Hakemler geldi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular sahada. Maçın hakemi Bülent Yavuz yardımcılarıyla birlikte geldi. Ve mücadelede ikinci yarı başlayacak Galatasaray 10 kişi. Mert 45. dakikada kırmızı kart görmüştü. Ne bakıyor Bülent Yavuz. İkinci yarı başlamak üzere. Çalan düdük ve ikinci yarı başladı. Turan oyunda, Fenerbahçe'de ikinci yarıda. Bülent, Semih'in yaptığı hareket faul. Elini cebine götürüyor Bülent Yavuz ve sarı kart Semih'e. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Duran görüntüde oyuna girdi. Ülkeni göremiyoruz oyunda. Bülent'in tedavisi sona erdi. Serbest vuruşu Uğur kullanacak. Out. Türkiye televizyon teknolojisinde çok ilerlemiş. Beni Sabah Magnum'dan izleyin. Sabah Magnum, çok iyi televizyon. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Can. Taç, Fenerbahçe. Nuri, Semih. Semih topu götürüyor. Semih. Oğuz. Arapası Nova, Erdal kademede. Uğur. Duran, Hakan kapatsa tehlike kaptı. Hakan ve kaleci Can. Oğuz. İlker'e doğru Jerson. Jerson'un ucuna ayreti köşeyi yakalıyor topu. Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. Dakika 47. Duran. Tekrar izliyoruz Jerson'un yarattığı tehlikeyi. Hayrettin. Güçol. Hakan. Güçol. Serbest vuruş Galatasaray. Serbest vuruşu Galatasaray'ları hemen kullandılar ama hayır diyor. Bülent Yavuz pozisyonu tekrar istiyoruz. Güçoğlu.
bu çoğun tedavisi için tekrar Sağlık Kulübü geliyor sahaya. Galatasaraylı taraftarlar 1-0'ın sevincini yaşıyorlar. 6. dakikada Güçov'un attığı gol. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde ikinci yarı başlayalı 3,5 dakika oldu ve Galatasaray oyunu 1-0 önde götürüyor. Erdal toplara iyi vuran bir oyuncu. Tugay da geldi. Bakalım serbest vuruşu kim kullanacak? Erdal, Tugay. Tugay. Ve sert toplar gönderebilen bir oyuncu Tugay. Vuruşu ve gol! Ve gol! Nefis bir gol! Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Tugay'dan nefis bir gol. Ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Fertkamp golün sevincini yaşıyor. Görüntüde Fertkamp. Dakika 49, gol Tugay. Ümit. Tekrar seyrediyoruz bu güzel golü. 49. dakika, Tugay'ın golü değişik açılardan görüntüye geliyor. Hakan, Bülent, Uğur, Arif, Hakan vuruşu ve alta giden top. Çok büyük bir tehlike daha yarattı Galatasaray. Tugay'ın golü kale arkasındaki kameradan görüntüye geliyor. Hakan görüntüde. Şenol. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Hakan topu önünde buluyor ama vuruşu kötü. Ümit'e doğru. Duran kesti. Hakan. Oğuz, Nuri, tekrar Oğuz, Duran, Jerson hareketli. Nuri, Nuri'nin ortası Hayrettin. Sevinç. Kaç Galatasaray'ın? Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Erdal. Galatasaraylı seyirciler 2-0'dan çok memnunlar. Ve serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Ceza sahasına. Stump. Out'a giden top.
Begloş için zor dakikalar, zor anlar. Yüzünden bunu hemen anlamak mümkün. Gerson. Foul. Tugay'ın yaptığı hareket ve serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak. Şenol. Duran yetişemedi. Out. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Hayrettin. Demiş. Serbest vuruş. Oğuz. Şenol. Erdal. Arif. Hakan ortada. Güçoğlu da geldi. Gerson kafayla karşılıyor. Erdal. Can. İlker. Ümit. Duran, Ümit, Tugay, uzun bir pas Hakan'a, Gerson bastırmak istiyor Hakan, arkadaşlarını bekledi, Hakan duvar pası Güçoğlu'na, tekrar bir pas Arif, ceza sahası içinde, orta pozisyonu, ortasını yaptı, Hakan vurdu kafayı da gol! Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Hakan. 56. dakika Hakan'ın golü. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Tekrar izledik golü. Değişik açılardan geliyor gol. Arif'in ortası ve durum 3-0 oluyor. Mengloş yıkılan bir teknik direktörün görüntüsü. Fenerbahçe 3-0 yenik durumda. Oğuz. Novak. Hayrettin. Gerson. Bir başka açıdan bu gol görüntüye geliyor. Gerson. Şenol. Tugay. Serbest vuruş. Dedik faul pozisyonu. Tugay. Hakan. Nuri. Uğur. Ümit. İlker. Oğuz. Ümit. Çalan düdük Bülent Yavuz'dan. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak.
Turan, Ümit, Sevik, Tugay, Erdal, Nuri, Jerson, serbest vuruş. Erdal sarı kart görüyor. Galatasaray takımının kaptanı. Jerson yerde. Görüntüde Erdal. Seyrediyoruz pozisyonu. Erdal'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Tekrar sağlık görevlileri sahanın içine geliyor. 6. dakika Güçol, 49. dakika Tugay ile geldi. Galatasaray'ın 2. golü ve 56. dakikada 3. gol Hakan da geldi. Galatasaray Fenerbahçe karşısında oyunu 3-0 önde götürüyor. Oğuz, Nuri, Şenol, Oğuz, Hayrettin. Alp Yalman görüntüde Galatasaray kulübünün başkanı, takımı 3-0 önde. Biraz önceki pozisyonu izliyoruz. Tugay, Erdal, Erdal sıyrıldı rakibinden, Hakan, tekrar Erdal, Hakan, Hakan görüntüde, Oğuz, Bülent, Turan, atış Fenerbahçe'nin. Şenol, Novak, Tanju, Novak, Novak ve penaltı. Bülent Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyona çok yakın, Fenerbahçe penaltı kazandı. Seyrediyoruz pozisyonu. Tugay, Novak ve karar penaltı. Tanju topu alıyor, penaltıyı kullanacak. Tanju penaltıyı kullanacak. Hayrettin kalesine geçti. ...63. dakika... Hayrettin kalesinde... Bülent Yavuz henüz işaretini vermiş değil. Oyunculara baktı Bülent Yavuz, şimdi işaretini verdi. Hayrettin, Tanju geldi, vurdu, Hayrettin kurtardı! Hayrettin bu penaltıyı kurtarıyor. Kral bu sefer gol atamadı. Hayrettin bu penaltıyı kurtardı. Oğuz. İlker. Korner. İşte penaltı pozisyonu değerli seyirciler. Tanju, Hayrettin bekledi. Tanju vuruşunu yaptı ve Hayrettin bu penaltıyı kurtardı. Oğuz kullanacak köşe vuruşunu. Novak, Stump,
beklemek. Hayrettin. Serbest vuruş. Tekrar seyrediyoruz. Sanju'nun Hayrettin'e yaptığı faulü. Hakan, Arif, Nuri dokunuyor, kaç. Uğur, Hakan, Semih'ten sıyrılamadı, Semih, Oğuz, Erdal, Hakan, Erdal hareketli, ceza sahası içinde. Ortaya çıkartamıyor topu Erdal, Can. Hakan bir sakatlık geçiriyor yerde Galatasaray'da. Jerson. Novak. Sıyıldı rakibinden, sol kanatta Novak. Dışarı doğru çıkardı. Jerson, Tanju kontrol etmek istiyor. Jerson bunu sormalar. Şimdi Tanju. Geriye çıkarttı İlker. Şut pozisyonunda. Vurmuyor kaleye. Orta Jerson ve Galatasaray savunması delikli yönlerken. Şimdi de Hakan'ın tedavisi, Erdal'ın tedavisi. Bir sakatlık var. Hakem sağlık görevlerine sahanın içine davet ediyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Jerson. Hakan'ın tedavisi. Erdal kalktı öbür tarafta ayağa. Köşe vuruşunun kullanılmasına henüz izin vermedi Bülent Yavuz. Ümit ve topun dışarıdan geldiği yolunda bayrak kalktı. Bülent Yavuz henüz onu görmüştü, şimdi görüyor ve kararını veriyor Bülent Yavuz. Al. İki oyuncu yerde, bir çarpışma oldu Fenerbahçe ve Galatasaray iki oyuncu arasında. Penaltı pozisyonunu görüyoruz. Tanju'nun kullandığı penaltı, Hayrettin hareketleniyor, uzanıyor ve bu penaltıyı kurtarıyor. Oyun durmuş durumda. Ve pozisyonu izliyoruz. Nuri ileride. Yerde şu anda tedavisi yapılıyor. Fenerbahçe oyuncunun. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler. Galatasaray Fenerbahçe karşısında 3-0 önde. 6. dakika Güçol. 49. dakika Tugay. Ve 56. dakika Hakan'la geldi goller. Galatasaraylı Hamza da kalktı ayağa. Ömer Kanet ve Josef Dengloş. Karl-Heinz Bergkamp. Hayrettin. İşte. Duran. Novak. Ortası. Tanju. Ve top ağlarda gol. Penaltıyı atamadı ama kafayla gol attı Tanju. Durum 3-1 oluyor. Gol Tanju. Tekrar seyrediyoruz golü. 69. dakikada Tanju'nun attığı golle durum 3-1 oluyor. İşte pozisyon. Değişik açıdan tekrar görüntüde.
Aynesin topu içeri doğru tokatlıyor. Durum 3-1. Hakan. İlker. Tanju görüntüde. Şenol. Sağ kanatta Arif yakaladı. Galatasaray ani atak şansını yakalamış durumda. Arif ceza sahası içinde. Ortaya çıkartıyor. Hakan vuramadı. İkinci pozisyon tekrar Arif geriye çıkarttı. Fenerbahçe savunması yerleşmek istiyor. Güçol. Güçol'un pası sağ kanada. Erdal. Erdal rakibinden sıyrılamadı. Turan topu kapıyor. Turan. Tanju. İlker. Güçol. Nuri. Turan sol kanatta. Oğuz. Ümit. Al. Karl-Heinz Bergkamp. Galatasaray 3-1 önde. Tanju'nun golü. Hayrettin. Uğur. Şenol. Turan sıyıldı rakibinden. Sol kanatta Turan. Orta yapmak istiyor. Şimdi yaptı ortasını. Şutup kafayla karşılıyor bunu. 3-1'den sonra Fenerbahçe'de canlanma var. Galatasaray kendi yarı sahasında uzun bir pas Tugay'dan. Hakan. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak. Şenol bıraktı. Oğuz. Novak, Turan, Tanju, Tanju geriye çıkartıyor, Oğuz'un vuruşu, kaleci Hayrettin dokundu ve korner. Fenerbahçe'nin atakları sıklaşmaya başladı. Galatasaray 3, Fenerbahçe 1, köşe vuruşunu Tanju kullanacak. Galatasaray'da Yusuf oyunu alacak, oyuncu değişikliği, pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Bir korner daha. Erdal oyundan alınıyor. Yusuf oyuna girecek Galatasaray'da. Erdal yavaş hareketlerle çekerek sahayı terk ediyor. Ve oyuna giriyor Yusuf. Nuri. Arif'e uzun bir pas. Süratli bir oyuncu Arif. Sağ kanatta Arif. Şenol. Turan. Oğuz. Oğuz hareketli, Turan da hareketlendi. Sol kanadı gördü Oğuz. Ümit'i, kanat değiştirdi Ümit. Yusuf'la mücadelesi, Ümit ondan sıyrıldı. Ortası, Stum. Arif. Taç. Erdal görüntüdeydi az önce. Dakika var maçın bitmesine. Galatasaray 3-1 önde. Oğuz. İçeri doğru. Foul. Foul pozisyonunu tekrar izliyoruz. Thank you.
sakin ol. Şenol. Taç. Oğuz pasını verdi. İlker. Ümit. Güler. Ani hata başlıyor Galatasaray. Hakan ve Arif hareketli. Arif'e doğru pas. Can çıktı kalesinden. Yapılan hareket. Penaltı noktasını gösteriyor Bülent Yavuz. Sarıkart. Penaltı. Pozisyonu izliyoruz. Arif. Yapılan hareket ve karar penaltı. Değişik açılardan pozisyon görüntüde. 3-1 önde Galatasaray ve sarı kırmızılar ani giriştirdikleri atakta penaltıyı kazandılar. Şimdi penaltı kullanılacak. Arif'in tedavisi yapılıyor. Tugay kullanacak penaltıyı Galatasaray'da. 14 dakika var maçın bitmesine. 76. dakika. Galatasaray 3, Fenerbahçe 1. Tugay kullanacak penaltıyı. Can Sarıkart'ta gördüğü yaptığı hareketten sonra Tugay geliyor topun üzerine. Tugay'ın vuruşu ve gol. Gol gol. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Gol Tugay. 76. dakika. Penaltıda Tugay'ın attığı golle durum 4-1 oluyor. Tekrar seyrediyoruz Tugay'ın penaltıdan attığı golü. Oğuz ters kamp görüntüye geliyor. Fenerbahçe oyuna başladı. Hayrettin. On kişi mücadele eden Galatasaray Fenerbahçe karşısında 4-1 önde. Demir. Top dışarıda, atış Galatasaray'ın. Hakan. Faul. Kale arkasındaki kameradan Tugay'ın attığı gol görüntüde. Penaltıdan attığı gol. Durum 4-1. Serbest vuruşu Galatasaray kullanıyor. Yusuf. Kimse vuramadı kafayı. Galatasaray kullanacak tacı dışını. Güçol. Pau. Duran. İlker. Oğuz. Şenol. Dolak. Taç. Oğuz. Bülent.
Hakan. Sevil. Kur'an. İlker koşuyor. Yetişemedi. Al. Hayrettin kullanacak kale vuruşunu. Hayrettin. Şenol. Jerson. Oğuz. Şenol. Novak. Arif. Dümdene giden top. Top henüz gelmiş değil. Topu vermedi Fenerbahçe'li taraftarlar. Ve öbür topu istiyor Bülent Yavuz. Şenol. Uğur vurdu kafayı. Semih. Şenol. Tanju. Ümit ceza sahası içinde. Plasesi ve kalecide kalıyor ailesinde. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Ümit. Novak. Ortasını yaptı. Korner. Ümit. Bülent vuruyor kafayı. Arif. Hakan. Yusuf. Hakan'a doğru. Tek top oynadı. Hakan yakalarsa bıraktı. Arif. Arif yakaladı topu. Ortaya doğru çıkartıyor ama Fenerbahçe savunması kapandı. Uğur. Hamza. Şenol vurdu. Jerson. Yusuf dokunuyor. Taç. Jerson. Ümit. Oğuz. Kur'an. Tekrar kapıyor Galatasaraylılar. Tugay. Hakan. Tanju. Oğuz. İlker. Tugay yerde bir sakatlık geçiriyor. Evet, Bülent Yavuz. Sağlık görevlerini davet ediyor tekrar. İkili mücadeleye girdi. Çok kalabalığa girdi Tugay. Ve şu anda da yerde bir sakatlık geçiriyor. Tugay'ın sakatlandığı pozisyonu tekrar izliyoruz her seyirciler. Anjul geliyor. Tugay yerde. Sadece dışına Fenerbahçe kullanacak İlker'le. Oğuz. İlker. Şu. Oğuz. Kur'an. Ortaya çevirmek istiyor. İlker. Arif. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Bülent Yavuz tekrar sağlık görevlerini istiyor. Arif.
tarih görüntüde. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İlker ve Arif'in sakatlandığı pozisyon. Tugay kullanıyor serbest vuruşu. Semih. Can. Şenol. Novak. Turan. Tanju. Oğuz. Şenol. Şum. Kaç. Evi. Uğur'u bıraktı. Oğuz. Güçol, Yusuf. Takım halinde. Kendi yarı sahasında Galatasaray. Şenol. Hamza. Korner. Turan kullandı. Şenol. Ortası. Kafa vuruşu Nuri'den savunma ve daha sonra da tehlikeyi uzaklaştırıyor Galatasaraylılar. Tekrar seyrediyoruz bu ilginç karambolü. Nuri Hayrettin önledi. Ümit. Daha önce Galatasaray takımdan Arif. Turan. Bülent. Semih. Jerson. Arif. Semih. Novak. Şenol. Nuri. Arif. Oyuncu değişikliği. Galatasaray'dan Arif oynayacak. Oğuz. Ümit. Turan. Güçol. Taç. Arif oynanıyor. İsmail oyuna girecek Galatasaray'da. Şenol. Emin. Yusuf taktı. Hani atak şansı Galatasaray'ın. Yusuf biraz geç kalınca Fenerbahçeliler kapanıyorlar. İlker'in pası sol kanada Ümit'e. Ümit. Jerson. Şenol. Burana gelmiyor top. Son 1 dakika. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Taç Fenerbahçe'nin. Turan.
offside kararı var. İndirekt serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Hayrettin. Hakan'a doğru. Nuri. Şenol. Anju. Novak. Jerson. Offside kararı var. Öyle bir şey yok ya. Evet, Galatasaray 5 puan ulaşmış durumda. Önde 2 puanı vardı. Son saniyeler artık. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Emik. İsmail. Hasta hata, Uğur. Hakan'a doğru. Hakan Semih'ten sıyılamadı. Hakan topu aldı. Çıkarttı Hakan. Güçum. İsmail vuruyor ve topu altta. Beşinci gol şansı. 90. dakikada yakaladı bunu Galatasaray. Yusuf. Bülent. Orta pozisyonu. Ortası. Hakan. Faul yaptığını belirtiyor Bülent Yavuz. Tekrar seyrediyoruz. Hakan'ın yaptığı faulü. Bülent Yavuz maçı her an bitirebilir. Son saniyede. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Tugay. Hayrettin. Novak. Ve Bülent Yavuz maçı bitiriyor. Ezeli derbide ortaya çıkan sonuç Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Galatasaray puanını 55'e yükseltti. Fenerbahçe ise 49 puanda kaldı. Takım olarak birçok eksiğimiz var. Onun için Galatasaray takımda da kupa maçından dolayı bir iki kişi kırmızı kart. Daha sonra ufak sakatlıkları olan arkadaşlar var. Ben Galatasaray falan maçı maçlarının yeri apayrı. Bunu herkes biliyor. Can hazır mı böyle bir mücadeleye? Umarım hazırdır. Tahmin ediyorum Bursa maçı onun için bir ön sınav oldu. Onlar da bir ayrı başarılı oynadı. Galatasaray maçında da yüzünün hakkıyla çıkacağı inancındayım. Çok zor bir maç olacak her iki taraf için de. Bir sınav maçı olarak son şansımız diyebilirim. Eğer bu maçı kazanırsak şampiyonluk iddiamız devam edebilir. Kaybederiz de gönlümüz el vermiyor. Ama yani işimiz çok zor olur. Fenerbahçe maçı. Ya kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluğu. Kazanmak. Galip gelmek istiyoruz. Başka bir şey. Değişik bir anlayışla değişik bir mevkide oynuyorsun bugün diyebilir miyiz? Fenerbahçe maçı. Yok. Orta sahada oynuyorum ya. Büyük bir ihtimalle o zaman. Ne olur bu maçın sonucu? Vallahi alacağız. Başka yolu yok. Kazanmaya mecburuz. Mecburuz kazanmaya. Başka çaremiz yok. Antalya'ya her zaman geliyoruz biz. Bu bizim işimiz. Bülent Yavuz yardımcılara bakıyor. Maçı başlatmak üzere düdüğünü çalıyor ve ezeli derbide ilk 45 dakika başladı. Hakan hareketli ceza sahası içine doğru. Hakan göğsünü indirdi. Aşırı da topu alta gitti. Karşılaşmada birinci de üçüncü dakika ve Galatasaray takımı ilk tehlikeyi yaratıyor. Şenol kaleye doğru döndü. Hayrettin elinden kaçırdı Jerson. Son anda fark etti.
ve Hayrettin topu kontrol ediyor. Demik. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Galatasaray'ın hata tehlikeli geliyor. Arif karşı karşıya ve kaleciyle kaldı canda. Kaleci dışını Galatasaray kullanacak. Hakan. Demik'ten sıyrıldı Hakan. Yerden pası Güçol. Rakibinden sizi karşı karşıya savunmadan dönüyor. Tekrar Güçol. Vurdu Güçol ve gol oldu. Güçol'un vuruşu gol oldu. Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Gol Güçol. 6. dakika. Galatasaray Fenerbahçe karşısında Güçol'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Çok büyük bir sevinç Galatasaray'da. Galatasaraylı seyirciler futbolcuların bu sevincine katılıyor. Görüntüye geliyor. Galatasaray 1-0 önde. Güler. Offside kararı yok. Erdal topla buluştu. Ortasını yaptı. Kaleci Can yumrukluyor. Hamza aşırtma vuruş ve topu alta gidiyor. Ümit'in ortası. Tanju vurdu kafayı. Hayrettin çıkardı. Mükemmel iki hareket. Güzel. Bir anda hata. Güçov. Güçov aşırıyor ve top alta. Karşı karşıya kaldı Güçov. Aşırdı ve top alta gitti. Arif yardımcı olarak gitti Hamza'nın yanında. Hamza ortaya yöneldi. Güçov'a yerden pas. Arif onun ortası yerden. Hamza'nın vuruşu ve top alta gidiyor. Galatasaray kanatlardan çok tehlikeli giriyor. Hakan ve Semih'de ikili mücadelede geçti Semih'i. Sol kanattan Hakan çok süratli. Güçov ceza sahası içinde. Güçov vurdu ve Güçov bu golü nasıl kaçırdığını herhalde kendisi de anlamıyor. Görüntüye geliyor Güçov, top dışarıda. Offside. Ve Mert'e sarı kart çıkıyor. Topa vurduğu için düdükten sonra. İlker. Tanju. İlker ceza sahası içinde vuruşu. Ve top dışarı gidiyor. Bu da Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. Güçov. Erdal. Güçov. Şut pozisyonunda ve top altına gidiyor. Bugay. Offside bayrağı kalkıyor. Bülent Yavuz, Bülent Yavuz elinin cebine altına kırmızı kartı çıkardı. Evet, Mert topa vurmuştu ve bunun üzerine sarı kartı vardı. Düdük çaldıktan sonra topa vurdu. Ve kırmızı kart çıkıyor. Sayın Aslanmak, karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. Umudumuz tabii sizin açınızdan ve Fenerbahçe camiası açısından bu sonuçla bitmemesi. Ancak biterse neler olabilir Fenerbahçe camiasında ve Fenerbahçe için şampiyonluk umutları sona mı erer? Şimdi bana göre Fenerbahçe camiasında büyük bir hastalık var. Bu hastalık kongreden geliyor, kongreden kaynaklanıyor. Esasında Fenerbahçe'nin Galatasaray maçını yenmesi, kaybetmesi hiçbir şey ifade etmez. Ama Fenerbahçe kulübünde köklü bir reforma ihtiyaç var. Bu reformun muhakkak surette yapılması lazım. Artık grupların da kendisini yitirmesi lazım. Grupların da liderlerinin artık ortadan kaybolması lazım. Eğer ortadan kaybolmazlarsa Fenerbahçe seyircisi, Fenerbahçe üyesi onları ortadan yok edecek. Bunlar üç grubun da lideri olan Aziz Yılmaz'dır, Muhittin Bulgurlu'dur ve Semih Bayülken'in oğlu Kazım Bayülken'dir. Fenerbahçe kulübünün bu hale gelmesinin nedeni bu gruplardır. Bu grupların muhakkak surette kalkması lazımdır. Yoksa Fenerbahçe'nin galip gelmesi, mağlup gelmesi bir şey değildir. Fenerbahçe sıradan bir takım olma yolunda. Bunun ehemmiyetini çok iyi anlamamız lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Bana göre hastalık budur. Bu maç tabii ki Fenerbahçe'nin aleyhine biterse, mağlup bitirirse mutlaka. İlker'e doğru Gerson. Gerson'un vuruşu ailesi köşede yakalıyor topu. Fenerbahçe'nin yarattığı tehlike. Ali. Sert toplar gönderebilen bir oyuncu Tugay. Vuruşu ve gol. Ve gol. Nefis bir gol. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Tugay'dan nefis bir gol. Ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Tekrar seyrediyoruz bu güzel golü. Hakan duvar pası Güçov'da. Tekrar bir pas Arif ceza sahası içinde. Orta pozisyonu. Ortasını yaptı. Hakan vurdu kafayı da gol.
Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Hakan. 56. dakika. Hakan'ın golü. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Novak. Anju, Novak. Novak ve penaltı. Bülent Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyona çok yakın. Fenerbahçe penaltı kazandı. Oyunculara baktı Bülent Yavuz. Şimdi işaretini verdi. Hayrettin. Tanju geldi. Vurdu mu? Hayrettin kurtardı. Hayrettin bu penaltıyı kurtarıyor. Kral bu sefer gol atamadı. Hayrettin bu penaltıyı kurtardı. Babak. Ortası. Tanju. Ve toparlarda gol. Penaltıyı atamadı ama kafayla gol attı Tanju. Durum 3-1 oluyor. Gol Tanju. Arif'e doğru pas. Can çıktı kalesinden. Yapılan hareket. Penaltı noktasını gösteriyor Bülent Yavuz. Sarıkar. Tugay geliyor topun üzerine. Tugay'ın vuruşuna gol. Gol gol. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Gol Tugay. 76. dakika. Penaltıdan Tugay'ın attığı golle durum 4-1 oluyor. Şenol. Tanju, Ümit ceza sahası içinde plasesi ve kalecide kalıyor aynısında. Şenol. Ortası. Kafa vuruşu Nuri'den savunma ve daha sonra da tehlikeyi uzaklaştırıyor Galatasaraylılar. Hakan topu aldı. Çıkarttı Hakan. Güçşov. İsmail vuruyor ve topu altta. 5. gol şansı. 90. dakikada yakaladı bunu Galatasaray. Ve Bülent Yavuz maçı bitiriyor. Ezeli derginin. Anlaştığında da penaltı için bir görüşünü alıyor. Gerçekten Fenerbahçe takımı da bizim gibi iyi mücadele verdi. Onlar girdikleri pozisyonlarda biraz şanssızdılar. Kendilerini kutluyorum bu iyi mücadelelerinden dolayı. Dosya bir maç oldu. Oyunun içinde hiç bir yaramazlık olmadı. Futbolcular arasında. Bildiğiniz gibi Tanju devamlı sağa atıyor penaltıları. Ben orada kendisine onun sağ attığını bildiğim için devamlı biraz psikolojik olarak onu etkilemeye çalıştım orada. Yani sonra, sağa mı yattı? Yani sağa devamlı baktım. Sola onu atması için zorladım. O da sol tarafımı attı. Uçtum çıkardım. Derbi maçları her zaman zor. Evimizde verdiğimiz puanları bugün yeniden aldık. Şampiyonlukta sanıyorum her şey yeniden alt üst oldu. En azından şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık ve biz yolumuza devam edeceğiz. Her maç çok önemli ve kazanmak zorundayız. Evet, canlı yayınımız başladı. Bunlardan birini değerlendirdi. Kaçırdıkları vardı. Ne yaptı o pozisyonlarda? Çok pozisyona girdi çünkü Güçşov. Vorige Frage, du denkst heute in mehrere Positionen ein, hast nur eins davon schießen können, hast viele verschossen, sagt er, also nicht viele gerade, in Anführungsstrichen viele, die haben das auch gerade jetzt mit gesehen. Wie bewertest du das Ganze, warum? Warum? Im Fußball werden Chancen vergeben, es werden Chancen genutzt, ich habe eine genutzt und habe für mich eine hundertprozentige ausgelassen, aber im Endeffekt bin ich mit mir und der Mannschaft sehr zufrieden, wir haben ein sehr wichtiges Spiel heute gewonnen gegen Fenerbahce und das lässt sich für die letzten 5 Spiele erstmal leichter ausziehen, leicht, aber wir haben jetzt eine sehr gute Position, Platz 1 eingenommen und die wollen dann natürlich jetzt die letzten 5 Spiele behalten. Sanıyorum diyor futbolda böyle şeyler oluyor. Ercan, birçok evet. Pozisyona girdim, bir tanesini gole çevirdim, bir tane de %100'lük pozisyonu ne yazık ki kullanamadım, değerlendiremedim diyor. Futbolda bunlar olur. Bizim için şimdi önemli olan birinciliğe yükseldik, lideriz. Bu liderliği korumak, önümüzdeki maçları almak ve tabii ki sezonu şampiyonlukla noktalamak. Eğer özetlemek gerekirse söylediklerini. Galatasaray'a tam olarak uyum sağlamış mı Mutlu Artık? Forvetler rahat mı Hakan ve Arif'in yanında? Bist du zufrieden bei Galatasaray? Gerade in der Spitze neben Arif und Hakan. Das natürlich auch wechselweise, nicht Arif, manchmal auch andere dabei. Ja, bei Galatasaray gibt es einen sehr großen Konkurrenzkampf. Im öffentlichen Bereich. Und ich bin hergekommen als Mittelstürmer, ich habe aber auch hier sehr viel im Mittelfeld gespielt und auch in der Spitze. Und ich bin zufrieden, muss mich jede Woche neu beweisen. Und wenn ich gut spiele und immer ein Tor schieße, dann spiele ich zusammen. Aber geht mal ganz schnell, dass man nicht spielt. Aber
im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden hier und ich habe eigentlich einen richtigen Schritt gemacht hier in die Türkei zu reisen. Sonundan başlayacağım Türkiye'ye gelmekle sanıyorum iyi bir karar verdim evet. diyor. Galatasaray'da gerçekten büyük bir rekabet var. Özellikle ileri uç bölgesinde ve burada tabii kendimizi ispatlamak durumundayız. İşte diğer arkadaşlarla birlikte Arif. Çoğu zaman ben sırf ben buraya Türkiye'ye geldiğimde santrafor olarak gelmiştim. Ama çoğu zaman sizin de bildiğiniz gibi Galatasaray'da orta saha elemanı da olarak görev yaptım diyor. İşte bunun nedenlerinden bir tanesi de gol atmak ve atamamak olarak yorumluyor. Gol attığım sürece ileride olacağım diyor. Peki yedek kalıyordu Galatasaray'da. Gaziantep spor maçında golünü attı. Bugün golünü attı. Galatasaray'da yedek kalmasının sebebi neydi Gütçü Olay'ın? Warum saß du auf der Bank? Einfache Frage. Nach dem Gaziantep-Spiel, da hast du dein Tor gehabt und hier hast du wieder dein Tor. Weshalb auf die Bank? Ich hatte eigentlich vor dem Pokalspiel ein sehr gutes Spiel gemacht, mein Tor geschossen, selbst als vorbereitet und aus taktischen Gründen eigentlich. Der, der Herr Völkamp hat mir gesprochen, aus taktischen Gründen wollte er den Spieler spielen lassen, der stärker ist in der Defensive als ich und da hat auf mich erstmal verzichtet und damit müssen wir leben, wir haben mit mir gesprochen und da geht es für mich war sicherlich, war es für mich erstmal eine große Enttäuschung, dass ich nicht gespielt habe, aber ich müsste das nehmen und heute habe ich wieder die Chance gekriegt. Ich habe hoffentlich wieder für das nächste Spiel erstmal genutzt. Kupa maçındaki evet takımda yer almanın nedeni benim de o maç öncesinde konuşmuştu. Defansif ağırlıklı bir futbol oynamayı gözetiyormuş Sayın Feldkamp. Benimle geldi görüştü diyor. Gaziantep maçında güzel bir gol attım, bir gol attırdım diyor. Ondan sonra ben aslında orada biraz da hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir önemli karşılaşmada niye konulmadığımı, niye takımda yer almadığımı. Ama tabii ki normal karşıladım. Feldkamp'ın dedikleri geçerlidir diyor. Şimdi gene golümü attım ve sanıyorum artık da ya benim için fark etmez diyor. Kulübede de otursam oynasam diyor. Hayır yani takımda yerimi bulacağım dedi. Ayrılmam diyor kolay kolay. Evet. Peki Arif'e dönüyorum Mutlu. Evet Arif Galatasaray son haftalarda müthiş bir form gösteriyor. Bakıyorum oyunda. Orta alanda müthiş bir pres var. Sahanın her yerinde bir pres var. Tam da Alman takımını andırmaya başladınız. Bir Bayern Münih, Mönchengladbach gibi. Nasıl kazandınız bu olayı abi? Vallahi işte sezon başı yani hocamız değişti. Yeni bir Alman hocamız geldi. Onun verdiği direktifte en iyi şekilde yani bu olayı adapte olduk. Ve buna çalışıyoruz yani. Bütün takım olarak en iyi şekilde anlaşıp, konuşarak, sürekli koşarak bu işi beceriyoruz. Getirmeye çalışıyorsunuz. Sen zaman zaman ilk 16'daydın. Evet. Tabii takip ediyoruz biz de. Daha sonra 16'yı alınmamaya başladın. Sonra tekrar alınmaya başladın, ikinci yer oyuna girdin. Ama son haftalarda artık değişmeyen bir oyuncusun. Ve takımı sürüklüyorsun. Nasıl ulaştın bu olayı? Şimdi hocam belki beni yani 16'yı aldığı sürece beni yetersiz görmüş olabilir. Yani şu anda bilmiyorum form grafiğim biraz yüksek. Yani hocamın da bunu görmesi lazımdı ve gördü. Bana forma verdi. Ben de elimden geleni yapıp o formayı tekrar çıkartmamak için çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Bundan sonra zorlu maçlarınız var. Bizde bütün takımlar artık zirve ve küme düşmeye mücadele yapan takımların zorlu maçları var. Neler olabilir abi sence? Sizi kim zorlayabilir? Vallahi bizim 5 tane final gibi maçımız var. Final olarak çıkıyoruz. Hepsini final olarak çıkıyoruz zaten. Yani bu 5 maçın hepsini kazanmak için çıkıyoruz. Peki aklınızda bir takım var mı? Muhakkak vardır. Yani bu takımdan biraz çekiniyoruz. Yani bunlarla zor oynayacağız. Bizim yani 6 tane final maçımız vardı. Birini zaten Fenerbahçe maçını erteledik. Ve yendik yani onları geçtik. Şu an 5 tane maçımız kaldı. Bu 5 maça da aynı final havasında çıkıp hepsiyle yani aynı eş değerde görüyorum hepsini. Bir de espri konusu Galatasaray eksik kalınca maçları kazanıyor. 9 kişi 10 kişi kalınca sanki büyük, daha büyük güç geliyor. Bu havayı mı sağladınız abi? Yani bu havada yani hocamız bizi adapte etti artık bu olaya. Herkes bir fazla koşuyor yani. Çıkan arkadaşımızın yanına herkes bir fazla koştuğu zaman. Arkadaşlığım... O demektir ki takımın içinde müthiş bir hava var. Tabii. Müthiş bir arkadaşlık var. Arkadaşlığımız süper yani takım içinde. Yani süper bir havamız var. Allah bunu devam ettirsin diyorum. Peki biz de seni fazla terletmeyelim. Teşekkürler. Çok terledin çünkü. Yani evet, bir soru yöneltmek istiyorum Arif'e. Bugün 7 numarayla çıktı. Uğur da sahadaydı 5 numara. Sanıyorum soyunma odasında ufak bir görüşmeniz oldu değil mi? Uğur abi sordu yani Arif hangi formayı istersin falan. Çünkü Uğur abinin sürekli giydiği forma 7 numaraydı. Ben dedim Uğur abi bence bir mastur yok dedim yani sen hangisini istersin? Sen dedi sana uğurlu geldi sen giy dedi ben giy. Fakat Mutlu Arif çok terledi. Evet. İstersen biraz soru sormayalım şimdi ne diyorsun? İyi olur değil mi? Değerli seyirciler bugün Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinde ilginç bir olay daha yaşandı. Evet bir televizyon kuruluşu karşılaşmayı saat 15'ten itibaren canlı olarak ekrana getirdi. Biz hafta boyunca bu karşılaşmayı banttan vereceğimizi size verdiğimiz fragmanlarda duyuruyorduk.
Ancak Futbol Federasyonu'nun biliyorsunuz zaten yayınlar konusunda kesin kuralları, talimatları bulunuyor.